Merhabalar Aydın Engin. Merhaba Yavuz. Aydın abi sen yani sur meselesinde aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık manasına gelebilecek bir yazı yazmışsın. Yani oradaki meselenin çözülmesi lazım ama çözümü de zor diyerek. Çünkü içeride çoluğu çocuğu, kuzeni, akrabası olanlar var, siviller var. O siviller çıktığı zaman o çocuklar ölecek, onu biliyorlar. Çıkmadıkları zaman kendi başlarına bir şey gelecek. Kilitlenmiş bir durumdan bahsediyorsun aslında. Evet, Ve evet. durumu da en iyi anlatan yazılardan biriydi gerçekten son dönemde gördüğüm. Niye siviller çıkmıyor sorusuna en mantıklı yanıt olarak. Ama bir kriz de var. Yani orada insanlar var. Cizre'de gördük biz bu meseleyi. Cizre'de çıkmayanlar maalesef hayatlarını da kaybettiler. Burada Çok da doğru. ölüme doğru gidiyor. Hiç mi çözüm yok, hiç mi çıkış yok sence? Ben pek göremiyorum doğrusu bu inatlaşmadan dolayı. Doğrusu yazdığım yazının arkasında durmak istiyorum. Şundan dolayı durmak istiyorum. Sen vurguladın Yavuz şu anda. Gerçekten çözümsüz bir durum var, bir kilitlenme var ve burada bir gözünü kapayıp sadece öbür tarafa bakarak sağlıklı bir analiz yapmamız mümkün değil. Her iki gözümüzü de açarak baktığımız zamansa bir tarafta ne pahasına olursa olsun baş kaldıranı veya itaat etmeyeni ezeceğiz, gerekirse öldüreceğiz diyen şiddete tapan bir hükümet var. Ama öbür tarafta da ölümü kutsayan, dolayısıyla barışı ve çözümü umursamayan bir başka örgütlü yapı var. Bu iki güç karşı karşıya geldiği zaman çözüm mümkün değil. Demirtaş'ın bir çağrısı vardı. Bu yürüyüş başlamadan önce, biraz önce sizin haberlerde aktardınız, yürüyüş başlamadan önce gelin şu ablukayı kaldırın, ertesi günü sur içinde savaş olmayacak, çatışma olmayacak Evet. diyordu. Görünen o ki ne hükümet hadi açtık kapıları demeye yanaştı. Tam tersine bu bir provokasyondur, sonuçlarına Katlanır katlanılır dedi. dedi. Katlanır bunu açıklamayı Evet. yapan dedi Efkan Ala. İçişleri Bakanı. Evet. Onun da ala mı ala mı olduğu Ben kuşkulu hep ya. Önce başından beri alaydı, ala sonradan diyorum ama. ala oldu nedense. Evet, ben başından beri Neredeyse. ala diyorum, orada da devam ediyorum. Esad'a da Ben de öyle Esad demeye yapıyorum. devam ediyorum mesela. Orada da Evet, evet, bir evet. geri Neyse, kalmışlık var şakanın bende. yeri Evet. değil çünkü zor bir gün yaşıyoruz. Evet. Şuraya getireceğim. Ama hükümetin bu tavrına karşılık sonuçlarına katlanırım bir tek açıklaması var. Yani çıkmayanı öldüreceğiz demektir. Bu başka açıklaması yok bunun. Evet. Öbür taraftan asla çıkmayacak, teslim olmayacaksınız. Yani gerekirse öleceksiniz diyen ölüm tapıncı içinde ölümü kutsayan bir çizgi geri adım atmamakta kararlı. Dolayısıyla çözüm yok. İçimiz kanıyor belki ve gerçekten de 200'e yakın içinde bebekler, kadınlar olan insanların da orada kent gerillasına kendini kaptırmış. Bununla bir sonuç elde edeceğini uman, kendilerini martir, kurban ve kahraman olarak gören genç Kürt delikanlılarıyla beraber oradaki kadınlar, çoluklar, çocuklar, bebekler hatta yaşlılar ve gençler ölecekler. Bunu Cizre bu konuda Örnektir. belki öyle olmaz diye umutlanmamızı önleyen somut bir örnek. O yüzden bir çözüm olmadığı konusunda yani dinleyicilerimizin içini karartmak ben de istemiyorum. Herhalde sen de Evet. istemiyorsun. Ama kof umutları beslemek, kof umutlar saçmak da bizim mesleki görevimiz olmasa gerek. Mesleğimize ihanet etmiş oluruz. Evet, Sur'da bugün yürüyüşe müdahale edildi. Zaten çok büyük bir katılım yoktu çünkü çok riskliydi. Türkan Elçi'nin uyarısı son derece yerindedir. Sonuç alınamayacak bir eylem çağrısı bazen yarar yerine zarar getirir. Bunun tarihimizde, yakın tarihimizde hem de çok somut örnekleri var. Bunlardan ders almak gerekirdi. Kendisi de Ama bizzat yaşadığı için o acıyla birlikte söylüyorum dedi. Ben yakında yaşadım, bir gencin hayatını kaybetmesine çok doğru. dayanamayız, hepimiz çok kaygılıyız dedi. Çok HDP'yi de doğru. biraz eleştirel bir yaklaşımla değerlendirdi burada tabii. Elbette de şuraya gidiyor bu iş. Bunun hesabını verecekler, sonuçlarına katlanacakların bir başka çevirisi, tercümesi de şu. Kürtsüz, daha doğrusu boyun eğmeyen Kürtlerin yer almadığı bir parlamento yaratmak istiyorlar gibi geliyor bana. Bu da ürkütü verici. Yani aşağı yukarı 6 milyon seçmeni olan, 20 milyon civarında yurttaşımızın temsilcisi olan bir siyasi partiyi milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırarak meclis dışı bırakırsanız o meclis topal bir meclis olur. Bir ayağı Üstelik Türkiye sakat bir bunu meclis denedi olur. daha önce.
Evet, DEP deneyi bunun çok iyi örneğidir. Unutmayalım ki DEP'li milletvekillerinin apar topar dokunulmazlıklarının kaldırıp hapse tıkılmaları, Ahmet Türk gibi saygın bir Kürt bilgesi, Leyla Zana gibi yiğit bir kadın vardı. Bunların içeri hapse atılmaları sonucunda Türkiye'de 90'lı yıllarda hatırlayın terör çıldırdı, tırmandı, şiddet tapıncı herkesi, her yeri sardı ve biz 90'lı yılların Güneydoğu Anadolu'sunu yaşadık. Şimdi aynı tehlike olduğu için bir başka yanıyla da korku ve ürküntü içerisindeyim. Ama dediğim gibi siz ve ben şu anda kuru kuru laflar etmekten, aklımızın erdiğince analiz yapmaktan öte elimizden hiçbir şey gelmiyor. Doğrusu bu çaresizlik de kıvrandırıcı ve acı veriyor. Evet. Vicdanlarımıza acı veriyor. Aydın abi bir konuda da bir değerlendirme yapmanı rica ederim. Şimdi eskiye evet. Baktığımız zaman Ahmet Türk gibi isimden, Leyla Zana gibi isimlerden bahsettik. Selahattin evet. Demirtaş'ın da aslında siyasi olarak bölgede ağırlığının olduğunu biliyoruz bir dönem için. Ama bugün sanki HDP'nin de gelişmelere karşı bir yön verici hali, ağırlığı, gücü yok gibi görünüyor. Yani bu meseleyi çözebilecek bir ne siyasi manevra alanı var ne de bir siyasi gücü var gibi. Yani HDP denklem dışına çıkmış gibi bir durumda değil mi? İsterseniz denklem dışına çıkarılmak istenmiş ve büyük ölçüde çıkarılmış başarılmış da diyebiliriz. Daha evet, doğru olacak. Doğru. Çünkü 7 Haziran'dan sonra, 7 Haziran başarısından sonra 80 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiş bir Kürt siyasal hareketinden söz ediyoruz. Burada alkış tutulacağına zaten siz bir şeyi başaramadınız ki. Ayrıca bu siyasi mücadele sadece mecliste verilmez. Yapılacak başka işler var diyen ve yine savaş çağrıları, yine savaş şahinlerinin borusunun öttüğü bir tavırla karşılaşıldı. İki taraflı ama değil mi? Hem PKK tarafından hem hükümet tarafından. Ben özellikle burada PKK tarafını kastettim. PKK tarafını, tamam. Hükümetin saldırarak, güç kullanarak bir Kasım'a hazırlanmayı tercih ettiği, yani barış masasını devirdiği bir süreçte iki seçenek vardı PKK'nın önünde. Bir tanesi savaş mı istiyorsun? Al sana savaş demek. Öteki de peki biz Kandil'deyiz. Hadi saldır bakalım deyip bir çeşit saldırıyı manasızlaştıracak, saçmalaştıracak ve suçlu duruma düşürecek iktidarı bir siyasal manevra imkanı vardı. Bunu seçmediler. Bunun kaçınılmaz sonucu olarak da Selahattin Demirtaş'ın gerçekten çok büyük bir başarıyla, bu genç Kürt siyasetçinin büyük bir başarıyla 7 Haziran'a taşıdığı bir siyasal hareket, İzmir gibi Ege kıyılarından bile milletvekili çıkaracak kadar sempati toplamış bir hareketin adeta bacağına kurşun sıkıldı sonuç olarak. Dediğiniz teşhisiniz doğru. Bugün HDP artık Türkiye'lileşmek cümlesini kurduğu zaman inandırıcılığını yitirmiş. Selahattin Demirtaş eski söylemlerini tekrarladığında insanların evet biliyoruz bu masalları, geç bakalım onu bir kalem diye hak etmediği ölçüde küçümsenen, tahkir edilen, yok sayılan bir siyasetçi haline getirilmek isteniyor. Ve bunda da epey yol alındı. Yazık olan Türkiye'ye oldu ama bence. Evet, bence de ikinci denemeydi bu SHP döneminden sonra. Evet, o ikinci denemede de bir başarısızlıkla karşılaştık maalesef. Çok teşekkürler Aydın Engin yorumların için. Kolay gelsin Yavuz, kolay gelsin canım.